Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle kuru biber patlıcan dolması yapacağız inşallah. Biberlerimi ve patlıcanlarımı azıcık haşladım. 2 dakika kadar sıcak suyun içerisine koyup karıştırıp bekletip çıkarıyorum. Burada 5 tane soğan var. Orta boydu. Büyükse 3-4 tane doğrayabilirsiniz. Bir ölçü bulgur, bir ölçü pirinç var. Ben bir ölçü bulgur ve bir ölçü pirinç olarak da diyorum ama hani bardakla yapacaksanız az yaparsınız. Benimki çok fazla yapacağım için tencerem çok büyük. Onu dolduracağım için çok fazla yaptım. Büyük bir kasem vardı, onunla yaptım. Ama siz bir bardak pirinci, bir bardak bulgur kullanabilirsiniz. Soğan ne kadar bol olursa o kadar lezzetli olur. Devamında yeşilliklerini doğrayacağım, baharatlarını koyacağım ve size aşama aşama göstereceğim inşallah. Malzemelerimin birazını ekledim. Birazını da şimdi sizinle beraber koyacağız. Bir ölçü bulgur, pilavlık bulgur, bir ölçü pirinci yıkamıştık. Üzerine soğanımı çekmiştim. 5 tane soğan demiştim. 2-3 tane kadar orta boy domates çektim. Bir bağa yakın. Büyük bir bağdan bir parça, çok az bir parça ayırdım. Maydanoz, 7-8 dal kadar nane doğradım. 3 kaşık bir domates salçası, 3 kaşık biber salçası var. Şimdi çok az reyhan koyacağım ama reyhanı tabii benim reyhanım ovalanmamış olarak bırakıyorum bilerek. Daha şey kalıyor. Kokusunu kaybetmiyor. Şöyle bir avuç kadar da reyhanı ovaladım üzerine. Bir kaşık tuz koyalım. Benim salçam tuzlu olduğu için çok koymuyorum. Tabii siz damak tadınıza göre tuzunuzu, biberinizi damak tadınıza göre koyun. Bunlar bir tatlı kaşığı kadar falan alıyor. Sumak ekşisi koyacağız. Sumak ekşisi bizim doğal yapılmış. Ekşi sevmeyenler koymayabilir tabi. Biz dolmamızı ekşi yeriz. Kuru biber patlıcan dolmamızı. O yüzden ekşi koyacağım. Sumak ekşisi. Benim ölçüm fazla olduğu için tabi çok koyuyorum. Ama siz 2-3 yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz. Ekşi damak tadınıza göre. Limon da sıkabilirsiniz. Ve şimdi zeytinyağımızı gezdirelim. Bir bardak kadar zeytinyağı koyuyorum. Ve bunları yoğuracağım. Sanırım leğenimi değiştireceğim. Bu küçük geldi. İyice yoğurup doldurma aşamasında görüşürüz. Bu yaprakları baharda almıştık. Bu sene farklı bir şekilde yaptım. Kuru kuru böyle katlayıp katlayıp iyice sıkı sıkı basmıştık. Kavanozda çocuklarla beraber hatta yapmıştık. Şimdi bir tane kavanozu açtım. Dolmayla beraber sarma da sarmak için. Şöyle göstereyim size. Böyle kuru kuru. Yumuşacık. Yine üzerine bir sıcak su geçireyim. Saralım bakalım nasıl olacak. Salamura değil. Hiç tuz yok. Sadece kuru kuru direkt kıvırıp kıvırıp katlayıp ters çevirip basmıştık. Bir kavanoz kavanoz böyle yaptım. Bakalım sonucu nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Kokusu çok güzel geliyor. Tuzlu da olmadığı için suya bırakmaya gerek yok. Şimdi sadece üzerinden bir sıcak su geçireyim. Ve saralım bakalım. Yapraklarımı kaynar suya şöyle bir daldırıp altını üstünü çevirip çıkardım. İçimiz burada hazır. Haşlanmış biberimiz, patlıcanımız da var. Ve doldurup koyacağız. Benim tenceremin içine koyduğum böyle bir dolma atlığım var. Kahramanmaraş'tan almıştım onu. Dibi tutmuyor çünkü kesinlikle. Çok daha rahat oluyor. Dolma içimizi tekrar şey yapalım, hatırlayalım. İçerisinde size söylemeyi unuttuğum sarımsak da var, 3-4 diş. Unutmayalım onu muhakkak. Zaten püf noktası herkesin klasiktir gerçi de. Püf noktası sarımsak, kuru reyhan, sumak ekşisi aslında. Yoksa salça, domates, onları hepiniz koyuyorsunuz zaten. Veya soğan, bol soğan. Sarımsak biz ekleriz. Reyhan eklerim ben. Ve sumak ekşisi. Püf noktası bu. Diğer farklı olarak genelde yani yapılanlardan farklı olarak. Bizim şeyimiz de sarma içimiz de çiğdendir. İçerisinde sadece et yok. Yani hepsi çiğ. Sadece et yok ve salçalı. Bu şekilde yapıyoruz. Dolmaları doldurdum. Üzerine sarmamı saracağım. Sadece size sarmaları dizmeden önce göstermek istedim ki patlıcanları çok fazla ağzına kadar doldurmuyoruz. Şöyle ağzını birbirine yapıştırıyoruz. Böyle diziyoruz. Biberleri de patlıcanları da iyice doldurmuyoruz tepeleme. Şu ağzını yapıştırıp böyle
üst üste diziyoruz. Sonra sarmasını üzerine dizeceğim. Dolmaları doldurdum. Sarmaları da üzerine koydum. Böyle iki parça patlıcan kalmıştı. Onları yırtıp koydum. Ben burada bir tatlı kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçasını sulandırdım. Onu döktüm. Bir bardak su var içerisinde. Bir buçuk su bardağı kadar su var. Ve üzerine de zeytinyağımızı ağzını kapatalım ve pişmeye koyalım. Belki merak edenleriniz olabilir. Üzerine tuz koymuyorum. Çünkü benim salçam tuzlu olduğu için tuz koymadım. Sadece salçasını ve zeytinyağını koydum. Kaynamaya bıraktık. Ağzının üstünde kapatıyoruz. Ben düdüklüde pişirdiğim için çok az duracağım ve o yüzden az su koydum. Ama siz tencerede pişirecekseniz üzerine çıkana kadar su koyabilirsiniz. Dolmamızın doku testini de yapalım. İç dokusunun nasıl olduğunu da görün. Şu şekilde. Tamamen pişmiş. Acısı, ekşisi, lezzeti, kıvamı çok yerinde oluyor. Ben düdüklüde 4 dakikada pişiriyorum. Tabii tencerede suyun daha fazla koyup daha fazla pişirip kontrol ederek damak tadınıza uygun bir şekilde pişirebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.